İşte analiz programı olarak bugün İstanbul'da Marm Asistans'a konuk olduk ve yanımızda şirketin yönetim kurulu başkanı Berna Ataç Ökten Hanım var. Berna Hanım, şirketinizin kuruluş amacından bahseder misiniz? Marm Asistans 1986 yılında Türkiye'ye seyahat eden, acil medikal hizmetlere ihtiyaç duyan sigortalı ağırlıklı olarak turistlere hizmet vermek amacıyla kuruldu. Daha sonra bu hizmetlerini daha geniş kapsamlı devam etmektedir. Şirketinizin faaliyet alanları ve hizmetlerinizle ilgili bilgi verir misiniz? Tabii ki bugün Marm Asistans 7/24 10'dan fazla lisanda hizmet veren bir medikal yol yardım ve seyahat asistanslığı hizmeti sağlayan bir şirkettir. Müşterilerimize verdiğimiz hizmeti aslında bir örnekle verirsem çok daha kolay oluyor. Farz edelim bir Hollandalı aracıyla yola çıktı, Türkiye'ye geldi, bir kaza yaptı. Bu kişinin, bu turistin bulunduğu yerden daha tam teşekküllü bir hastaneye nakli için gerekli olan tüm işlemlerin yapılması, bu kara ambulans olabilir, doktor gönderilmesi olabilir, hastaneye yatış işlemleri, daha sonra eğer duruma çok ciddi bir durum teşkil ediyorsa stretcher veya hava ambulansı sayesinde ülkesine geri gönderilmesi kısmındaki bütün medikal asistanslık işlemleri, aracıyla ilgili olarak bütün aracın tamiratının yapılması, gümrük işlemlerinin tamamlanması ve bu esnada bu kişinin eğer ailesi varsa uçak biletleri, otelleri bu gibi işlemlerin de yapılabilmesi için seyahat asistansı kısmı. Dolayısıyla medikal yol yardım ve seyahat asistansını bu yurt dışı müşterilerimiz için sağlıyoruz. Aynı zamanda lokal piyasada da birçok markaya yol yardım hizmetleri sağlıyoruz. Burada verdiğimiz hizmetlerde klasik çekici ayarlanması, ikame araç ayarlanması, aynı zamanda telefonda fon fix dediğimiz anında kişinin yoluna devam edebilmesini sağlayacak şekilde çözümlerin üretilmesi, bunları yol yardım tarafında sağlıyoruz. Seyahat acentalığı kısmımızda TÜRSAB ve IATA sertifikalı biletleme ve otel ayarlama kısmında bu tip asistanslık hizmetleri sağlıyor. Berna Hanım, kaç kişilik ekiple hizmet veriyorsunuz? Biz şu anda 180 kişilik bir ekiple hizmet veriyoruz. Bunlar medikal tarafta 6 doktor, 3 hemşire ve diğer medikal ekibimiz. Çağrı merkez tarafımızda yol yardım hizmeti veren bir ekibimiz ve aynı zamanda seyahat acentalığına hizmet veren bir ekipten oluşuyor. Berna Hanım, hem dünyada hem de Türkiye'de yakın gelecekte hakim olacağını düşündüğünüz trendler ve gelişmeler nelerdir? Medikal yol yardım ve seyahat asistansı hizmeti veren bir şirket olduğumuz için bu üç alanda da olan değişiklikleri, sektördeki trendleri çok yakından takip ediyoruz. Asıl yapmak istediğimiz şirketlerin çözüm ortağı olmak, terzi çözüm üretmek, civarımızda, dünyamızda olan, dünyada olan değişiklikleri, yenilikleri takip etmek. Bu alanda mesela Avrupa'da e-call, b-call tarafında, emergency call, breakdown call tarafında çok bayağı atılımlar yapıldı. Bunlara ek olarak telematics alanında çok büyük gelişmeler var. Elektrikli araçlarda ülkemizde ufak ufak adımlar atılıyor. Bunlarda çok ciddi adımlar yapılacağını düşünüyoruz. Aynı zamanda yurt dışından Türkiye'ye olabilecek yatırımları da çok yakından takip ediyoruz. Bunlardan bir tanesi mesela Çinli şirketlerin Türkiye'ye gelip yatırım yapması ve İpek yolunun baştan tekrar hayata geçirilmesi ve biz Türkiye olarak burada neler yapabiliriz? Marm Asistans sonuçta Türk menşeli bir şirket. Türkiye'de doğmuş, Türkiye'de büyüyen, gelişen bir şirket. Biz de bunu göz önünde bulundurarak müşterilerimize hem yerelde hem dünya çapında müşterilerimize değer katacak alanları sürekli araştırmaya devam ediyoruz. Berna Hanım'a vermiş olduğu bilgilerden dolayı teşekkür ediyor ve programımıza şirketin pazarlama ve iletişim müdürü Buhara Demir Bey ile devam ediyoruz. Buhara Bey, hangi pazarlara ağırlık vermeyi hedefliyorsunuz? Önümüzdeki 24 ay boyunca şirket olarak hedeflediğimiz pazarlardan bir tanesi sağlık turizmi, teknik destek. Bu alandaki faaliyetlerimizi hızlandırmak ve yurt dışından gelecek olan müşterilere destek verebilmek için bütün kanalları, pazarlama kanalları bu alanlara fokus ediyoruz. Özellikle filo, taşıt filo, araç filo, ağır ticari araçlardaki etkinliğimizi arttırarak Türkiye'de hizmet veren B2B kurumlarıyla birlikte bu bilinirliği, markamızın bilinirliğini arttırmak için pek çok platformda yer alıyoruz. Sağlık turizmi için de farklı şirketlerle özellikle İngiltere pazarından veyahut da Orta Doğu pazarından ortak işbirlikleriyle birlikte kendi marka bilinirliğimizi yine bu alanda genişlettiriyoruz ve pazarlama faaliyetlerimizi de bu yönlere
çekiyoruz. Yurt dışındaki şubeleriniz hakkında bilgi verir misiniz? Geçtiğimiz aylarda Dubai'de bir ofis kurduk. Aynı zamanda 2 yıldan beri faaliyet gösterdiğimiz Singapur ofisimiz var. Ticari anlamda sağlık seyahat sigortası oradaki turistlere ve bilhassa oradan Türkiye'ye gelecek olan müşterilere B2B olarak hizmet veriyoruz. Bu alanda odaklandığımız konular sadece yerel pazarda değil, Türkiye'ye gelecek olan müşterilere özellikle B2B kanalında farklı şirketlere hizmet sunduğumuz çözümler ve orada da bulunan bir takım sigorta şirketlerine sunmuş olduğumuz çözümler. Yerel olarak orada mevcut olmamız Asya'dan Türkiye için bu Orta Doğu'daki bir köprü görevini gören bir şirket rolünü üstlendik. Bunu da yaklaşık 32 yıldan beri müşterilerimize sunuyoruz. Tüm soru ve sorunlarınız için ekranda görülen iletişim adreslerinden Marm Asistans'a ulaşabilirsiniz.